Covid-19 dünyanın hep beraber aslında hep birlikte bir kez daha yaşamsal bütün değerlerini, biçimlerini gözden geçirmesine fırsat verdiğini düşünüyorum. Yani tabii bu fırsatı iyi kullanmak veya kullanamamak bizlerin elinde. Ama böyle bir fırsat doğdu. Elbette bunun bir bedeli de oldu. Yani bu bedel yönüne bakmak lazım. Ben birçok yerde şöyle bir tarifte bulundum. Kendi gözlemlerimle, ben neticede bir bilim insanı değilim, tıpla ilgili bir insan da değilim. Ama dünyada özellikle salgınla mücadelede bütüncül bir işbirliği modelinin olmadığını gördüm. Dünyanın hazırlıksız yakalandığını düşündüm, hissettim en azından. Ama Dünya Sağlık Örgütü olsun, ama işte Birleşmiş Milletler nezdindeki başka kurum veya kuruluşlar nezdinde olsun veya Avrupa Birliği gibi kendi içinde bir takım mekanizmaları kurmuş sistemler dahil sanki böyle bir düzeni ihmal etmiş, yani böyle bir olasılığı ihmal etmiş, buna karşı nasıl bir hazırlık yapılması gerekir noktasını ihmal etmiş olduğunu düşündüm ve hissettim. Çünkü hazırlıksız yakalandı dünya ve hangi adım atacağı konusunda birçok sıkıntılar yaşandı. Böylesi bir ortamda ülkem adına sevindiğim bir şeyi söylemek isterim ki bence bu çok önemli, çok asil bir duygu yarattı hepimizde. Gerçekten bu ülkenin tıp insanlarının, doktorlarının özellikle çok fedakar, çok cefakar ve aynı zamanda çok hazırlıklı olduklarını, bu sürece dair çok soğukkanlı yaklaşımları olduklarını gördüm, yaşadım, hissettim. Bizzat belki rahatsızlığımda da konuştuğumda bunları yaşadım, belirtmek istiyorum. Dolayısıyla tıp camiasının gerçekten önünde saygıyla eğiliyorum. Umarım bundan sonra da iyi öğrencileri, iyi eğitimlerle iyi tıp insanları bu ülkede yetişir. Çünkü gerçekten yine Cumhuriyet'in bir kazanımı olarak görüyorum ülkemizdeki hekimlerimizin bu anlayışla kendini gerekirse feda edecek kadar mesleğine ve insanlığa adanmışlığıyla sürece dair güzel emekleri olduğunun da altını çizerek yaşamış birisi olarak hepsinin önünde minnetle, saygıyla eğiliyorum. Tabii Covid süreci başlar başlamaz bu süreci tehdidini hisseder hissetmez aslında bunu İstanbul halkıyla ya da kendi yöresiyle, beldesiyle, ortamıyla paylaşan ilk kurumuz. Yani Şubat ayında biz bu konuda tedbirleri almaya başlayıp kamuoyunu bilgilendirme ve bu konuda afişler, etrafa bir takım bilgilendirmeler asmaya ve duyurular yapmaya başladığımızda bizi felaket tellalı diye tanımlayan gazete küpürleri bile oluşmadı değil. Ama ne yazık ki biz ürktüğümüz ya da endişe ettiğimizden daha da yüksek boyutta bir süreç yaşadık. Ve hep birlikte bir mücadele ortaya koyduk. Bu anlamda ilk tedbirleri alan, mekanlarını kapatan, toplu alanlardaki hizmet noktalarında tedbirler alan da kurum biz olduk. Sonrasında devletimizin diğer kamu kurumları, kuruluşları da bu tedbirlere eşlik ettiler. Tabii Covid-19 sürecinden çok etkilenen toplumun farklı kesimleri oldu. Başta hayatını kaybeden insanlar, sağlıkla mücadele konusunda belki de çok büyük sıkıntı çeken aileler, işini gücünü kaybeden insanlar, ekonomik olarak çok büyük sıkıntı yaşayan aileler, sektörler. Ama şüphesiz ki bu salgından en fazla etkilenen kesim yine tıp çalışanları, emekçileri, doktorlarımız, hemşirelerimiz ve diğer bütün emekçiler belki de bu süreçte en fazla etkilenen insanlar. Bu anlamda
Yani birbirimizi göremediğimiz, evimizden evine gidemediğimiz, annemiz, babamız, çocuklarımız, hani bu kadar izolasyon yaşadığımız bu süreçte, az önce kıymetli başkanımızın da ifade etti, belki de koşulların, ortamların eksik bir biçimde olmasına rağmen hekimlerimiz başta olmak üzere bütün tıp çalışanları büyük emek vererek sağlık için, insanların sağlığı için çok büyük bir mücadele verdiler. Ne yazık ki bu süreçte de tabii sağlık emekçilerini bu hastalıkla mücadele döneminde kaybettiğimiz sağlık emekçilerimiz oldu. Ki başkanımız bir üzücü haberi de buradan duyurmuş oldu az önce. Biz hepsini rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun ve hepsine saygıyla anıyoruz, minnetle anıyoruz. Biz onlardan razıyız. İnşallah Allah da onlardan razı olsun. Şunu ifade etmek isterim. Büyükşehir Belediyesi olarak biz sağlık çalışanların bu yoğun yükünü ve bu büyük mücadelesini nasıl hafifletebiliriz'i ilk andan itibaren gündemimize aldık. Sağlıkla ilgili mücadelede topluma, toplum sağlığına, sokağa, caddeye, binalara ve büyük İstanbul'un her noktasına nasıl yaygınlaştırırız da ilk andan itibaren gündemimize aldık. Nasıl aldık? Bilimsel Danışma Kurulumuzun marifetiyle aldık. Ve sırtımızı onlara yasladık. İyi ki yaslamışız. Ve bizi hiç yanıltmadı akıl ve bilim ve Bilimsel Danışma Kurulu'nun bize aktardıkları. Hiç yanıltmadı. Yani onlar ne yazdıysa cesaretle, tereddütsüz ne yazdılarsa bunu halkımıza paylaştık ya da davet edildiğimiz az da olsa bir takım ille ilgili sıhhat kurullarında bunu yine tereddütsüz orada da dile getirdik. Tartıştırmadan dile getirdik ve genelde bizim aldığımız bu kararların ya da sizlerden bize akan bilgilerin aslında orada da gözlerdeki bakışlarda kabul gördüğünü çokça hissettik. Bir kısmının istediğimiz anlarda uygulanamamasına rağmen. O yönde gerçekten doğru bir karar aldığımızı, böyle bir heyetin kurulmasını bir kent için, kent sağlığı için, kamu sağlığı için kayıtsız şartsız gerekli olduğunu yaşamış bir belediye başkanı olarak bunun sadece bir pandemi sürecine dair değil, bir kurumsallığı olacak şekliyle böyle bir büyük kentin, böyle bir bilimsel danışma kurulunun daimi varlığının mutlaka olmasıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve kesintisiz devam etmesini istiyoruz. Ve bu yönde de kesinlikle başta Tabipler Odası olmak üzere yani birçok sivil toplum kuruluşunun da ilgili birçok sivil toplum kuruluşunun da meslek odalarının da bize katkısının olmasını özenle istedik ki İstanbul Veteriner Odası Başkanımız da burada. Dolayısıyla birçok meslek odasının katkısı, kendi kurumumuzdaki insanlarımızın katkısı böylesi saygın bir ortamı bizlere sağlamış oldu ve bizi hiç yanıltmadı. Çokça koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik ve orada aldığımız sonuçlar, veriler bizi doğru yönde ilerletti. Yine bu dönemde sağlık çalışanlarımızla ilgili ne yapabiliriz konusunda bence çok örnek işler yaptık. Görünen görünmeyen ama en önde görünenlerinden bir tanesi gerçekten ilk günden itibaren sağlık çalışanlarımızın ailelerine zarar verme tereddüdünü giderme noktasında onların konaklama ihtiyacını sağladık. Büyük bir bütçe ayırdık. Hiç pişman değiliz. Keşke imkanımız olsa daha fazlasını ayırsaydık. Eğer onları koruyabilmişsek, ailelerini koruyabilmişsek ne mutlu bizlere. O anlamda binlerce sağlık çalışanımızı ki günlük ortalama 2000'i bulduğu günler, aylar oldu. Bunu tereddütsüz yerine getirmekten de onur duyduk. Bize paydaşlık olan, paydaşlık veren birçok otel, konaklama tesisi oldu. Onlara da buradan teşekkürleri iletmek isterim. Tabii bir başka husus özellikle sağlık çalışanlarımızın bu dönemde, bu salgın dönemindeki salgınla ilgili alarm bitene kadar hani bunu devam ettirmek istiyoruz. Ücretsiz ulaşım,
otoparklardan ücretsiz faydalanma gibi imkanları sağladık. Neredeyse sağlık çalışanlarımız bu zaman diliminde, bunu da ilk açıklayan kurum olmaktan da onur duyuyoruz. 9 milyon kez yaklaşık bizim ulaşım hatlarımızdan faydalanmış olduklarını görmekten de keyif duyuyoruz. Hani bir nevi İstanbul halkı olarak, çünkü biz halkın bütçesini yönetiyoruz. İstanbul halkı olarak bu önemli dönemde bize en büyük hizmeti veren sağlıkçılara bir el uzatabiliyorsak, onlara bir yakınlık gösterebilmişsek ne mutlu bizlere. Bence bundan 16 milyon insanın vicdani olarak büyük keyif duyduğunu da altını çizmek isterim. Buna vesile olan ben ve arkadaşlarıma da gurur vermiştir böylesi bir dönem. Dediğim gibi biz her zaman bu sürecin en etkin, en aktif, en üretken, gerektiğinde uyarı yapan, gerektiğinde halkına en hızlı çağrıyı veren bir pozisyonda hareket etme kabiliyetini göstermeye çalıştık. Bu bir zorunluluktu çünkü biz Türkiye'nin en büyük şehriyiz. Türkiye'ye en güçlü sesi verecek olan da kurum biziz. Bu sorumluluğu yerine getirmeye çalıştık. Sadece o da değil, inanın ki onlarca uluslararası görüşmeye, dijital ortamda buluşmaya katıldım. Bunların birçoğu belediyeler arasındaydı ve orada da belki her zaman ilk 3-5 konuşmacıdan birisi İstanbul olmuştur, bizler olmuşuzdur. Bu da aslında İstanbul'da yaptığımız veya ortaya koyduğumuz performansın aynı zamanda dünya tarafından da ilgiyle izlendiğinin bir göstergesidir. Bu manada sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışmanın ve o emeği ortaya koymanın huzur içerisindeyiz. Aynı zamanda tabii böylesi bir mücadeleyle son geçtiğimiz hafta aldığımız bilgiyle yaptığımız çabayla Profesör Doktor Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülünü Tabipler Odası bize uygun gördü. Bundan da onur duyduğumuzu, çok teşekkür ettiğimiz, yani layık olduysak ne mutlu bizlere diye de belirtmek istiyorum. Kıymetli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, dileriz ki bir daha böyle bir salgın insanlık yaşamaz ama yaşayacak. Tarih boyu var olduğuna göre bundan sonra da var olacak. O zaman bize düşen vazife kesinlikle bu ülkenin sağlık sisteminden bir salgına karşı mücadeleye varıncaya kadar, sağlık çalışanların güvencelerinden tutun da sağlık tesisi binalarının biçimlendirilmesine varıncaya kadar, kamu sağlığı açısından kamusal alanların nasıl tasarlanacağına varıncaya kadar birlikte bir çalışma kültürüyle sıkı bir sağlık politikaları, ülkemizin sağlık politikalarına bir yön verme hususunu çalışmamız gerekir diye düşünüyorum. Her ortamda gerektiği gibi bu ortamda da bir sesin sahibi kimse onun sesinin çıkacağı bir özgürlük alanının da sağlanması şarttır. Yani ben bir büyükşehir belediye başkanı olarak her şeyi bilmek zorunda olmadığım gibi ülkenin hangi kademesinde veya hangi mevzusunda olursa olsun hangi ses kimden çıkması gerekiyorsa o sesi ona teslim edecek bir özgür alanın yaratılması şarttır diye düşünüyorum. Bu manada biz bakış açımız olarak her zaman eğer tıbbı konuşuyorsak, eğer bilimi konuşuyorsak bu işin gerçek sahipleriyle, bilimle, akılla bu kararların alınması noktasında tereddütsüz hareket edeceğimizi ve onlara o özgür ve özgün alanı sağlayacağımızı sistemimizin ya da anlayışımızın bunu gerektirdiğini bir taahhüt olarak burada tıp bayramı ortamında bütün sağlık çalışanlarına, emekçilerine ve sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcilerine duyurmak isterim. Sözlerime son verirken gerçekten bütün sağlık çalışanlarına, tüm dünyadaki bütün sağlık çalışanlarına insanlık adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda yine bu mücadelede hayatını kaybeden emekçilerimize bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum.
14 Mart Tıp Bayramı ve haftası kutlu olsun. Buradan bütün tıp emekçilerinin bayramını kutluyor. En güzel günlerde, en sağlıklı günlerde hepsine başarı diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.